dinlediğim kadarıyla ve şu an sizlerle birlikte aramızda kendine tekrar hoş geldin, sefalar geldin diyorum. Tabii ki değerli başkan adayımıza Esenyurt'ta ciddi ciddi sorunlar var. Dolayı önce sana bu derneğin kurulduğu günden bu tarafa emeği geçen bütün hemşehrilerine, ahirete göçmüş olan varsa da onlara da Rabbim gani gani rahmet eylesin. Yani bize betondan bir mezar yaptılar. Nefes alamıyoruz. Çocuklarımız oyun alanları olmadığı için onlar agresif enerjilerini atamıyorlar. Her tarafından göç alan, hem de kontrol altına alınmayan, denetim altına ve kayıt altına alınmayan ciddi manada bir göç merkezi haline geldik. Sonrasında bu mültecilerle ve kontrolsüz, düzensiz, kayıt altına alınmayan göçmenlerle karşı karşıya koydular. Bir de soruşturacağız. Burada da belediye tarafından da gençlerimize çayları, ikramları belediye tarafından ücretsiz oluyor. Çünkü gönderdikleri için de hayal kuramıyor bir belediye başkanı. Biz Esen Box adında markasını oluşturduk. Gençlere, onlara keyfinin istediği şekilde çayını, kahvesini içecek. Ve bahsettiğimiz gibi hayal kurabilen bir genç yetiştirmek istiyoruz. Hızlıca bir iletişim bağını bulmak. Mesela bir şey yapamayacak ki. Hayır, ilgilenmiyor değil. Sokaklanması dikemiyor. Buraya gelinceye kadar 3 saat zaman geçiyor. Personel işe başlamasıyla öğleni buluyor. Denetleyen de yok. 2 tane temizlik yaptı. Bir tane bilmem ne yaptı. Gün bitti. Durma mesele değil ki. Tamam, bak şöyle. Var. Burada ben biraz da köy hayatını seven bir adamım. Seçim geçecek. Genel çay kahve. Biz unutmak istemiyoruz. Evet, dediğiniz gibi artık son bir gün kaldı. Yarın artık son. Esenyurt'ta şunu görüyorum ben, ya bütün adaylar gayret ettiler çalışmalarında fakat bizim kadar çalışanı görmedik. Şunu gördüm ki ben Esenyurt'ta, biz dediğimiz gibi kararsızlar çok önemliydi bizim için. Fakat bugün dolaştığımda da gördüm ben, kararsızlar artık kararını vermiş. O sandığa gitmeyeceğim, %37 artık yok. Esenyurt'ta sandığa gideceğini ve hatta öyle bir sandığa gidecekler belki de %90'ları falan bulacak o oran olarak. Şimdi şunu görüyoruz ki Esenyurtlar artık bu bahsettiğimiz iki adaydan da mutsuzlardı. Esenyurtlar artık kendi evlerine güvenli olmak istiyorlar. Kendi evlerinde gençlerinin, yaşlılarının, işte hanımların hizmet almasını istiyorlar. Bundan dolayı da sandığın çok önemli olduğunu. Ya gitmezsek ya bana ne diyerek de bir 5 yıl bizi bunlar değil de istediğimiz, güvendiğimiz aday yönetsin gibi bir duruş var. Ben inanıyorum ki bu duruş bizden yana olur inşallah. Ya şöyle, tabii ki ben Esenyurt'ta gençlerle alakalı 3 projem vardı. Bir üniversitedeki ilk birinci yılını kazanan gençlerimize bir ilk bir yılını belediye tarafından burslarını biz verecektik. Geri ödemesizdik. Bir de Esenyurt'ta gençlerimizin çok kullanamadığı bu markalı kafelere gidemediklerinden dolayı 43 mahalleye Esen Box adıyla markalaştırdık, tescilini yaptırdık, projesi de hazır. Her mahalleye bunlardan yaparak daha uygun fiyatlara hem konforlu, kütüphanesi olan, ücretsiz internetlerini kullanabilecekleri ve cebindeki paraya göre de belediyenin tesisi olduğu için, çalışan personel de bizim olduğundan dolayı, burada da kar amaçlı olmadığından dolayı bütün mahallelerinin, gençlerimizin kullanabilecekleri kafeler oluşturmak istiyoruz. Bir de Esenyurt'ta iki merkezli, hem gençlik merkezi hem de spor kompleksi yaparak Esenyurt'taki gençlerimizi rahatlatmak istiyorum. Mali müşavir yardımcısıyım. Şu anda ticari. Belli olsun kadarcınız. İnşallah Esenyurt'unuz için. Yurtlarda yaşarken daha sonrasında İravan dediğimiz, bugün işte Ermenistan'da olan, daha öncesinde de yine Azerbaycan'ın bir toprağı olan, bugün Gürcistan'da olan Borçalı bölgesinde yaşamışız. Azerisi var. İnaçlar terekemesi var. İnaçlara baktığınız zaman inaçların bir sürüsü var. Yani Kürt'ü, Türk'ü, Laz var bizde. Hatta Ermeni vardı bizde. Kaya ismi geçince o zaman beni aradılar. Dedim ki daha kabul etmedik, bekliyorum. Fakat öyle bir an geldi ki İstanbul'da Sayın Genel Başkan Meral Hanım adaylarının açıklaması gerekiyor. Pazar günü, ama Esenyurt'ta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını açıklamamış. Aradım, dedim ki efendim ya Esenyurt'la alakalı bekletebilir misiniz dedi, ama bir şartla. Esenyurt'ta beklediğin aday olmazsa
Küçükçekmece'den aday olursan, kabul edersen beklerim dedi. Kabul ettik biz. Da yedirmemiş demek ki. Bir grup daha istifa, ilçe başkanıyla birkaç kişi veya tanımıyormuş belki arkadaş. Öyle bir hazırlık yaptık ki doğulu, batılı, güneyli, kuzeyli herkes yaşıyor. İnançlara baktığın zaman bütün inançlar yaşıyor. Ben Esenyurt'ta belediye başkanı olmak istiyorum. Bir şey daha var. Arsası var. 5 kat bina yapmış. Fakat arsanın tapusunda 3 tane de kardeş ve amca çocukları dolmuşlar. Fakat o zaman ruhsat alamadığından dolayı 5 tane aile yaşıyor.